DT Akademi'nin değerli izleyicileri, yazar ve eseri programımızın yeni bir yazarıyla buluşmak üzere programa başlıyoruz. İnci Zehra Gökdere, Geleneksel Türk Dininin Tasavvuftaki İzleri konulu çok ilgi çekici, güzel bir çalışma yaptı. İnci Zehra Hanım'la bugün kitabın hikayesini konuşacağız. Kitabın çok ilginç bir yönü de var. Aynı zamanda halk bilim konularını da içeren, tasavvufla halk bilimi ilişkilendiren, çok ilginç, herkesi ilgilendiren bir konu. Hocam hoş geldiniz. Hoş Bulun. Öncelikle size tebrik ediyorum. Güzel bir çalışma oldu. Hepimizi ilgilendiren bir çalışma bu. Ben de çok zevkle okudum gerçekten. Bütün satır satır harika ayrıntılar var. Çok güzel bir kaynak kitap olmuş aynı zamanda. Özellikle literatüre katkı bağlamında pek çok araştırmacı için temel başvuru kaynaklarından biri olacak diyebiliriz. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Sizlerle bu kitabın hikayesini aslında konuşmak istiyoruz. Neden önemli bu? Her çalışma aslında yeni şeyler öğrenmemiz için bir imkan. Yani dolayısıyla bunu nasıl ortaya çıktığını, sizin hangi ruh halinizle ve hangi araştırma paradigmalarıyla hareket ettiğinizi, sizi yönlendiren koşullar nelerdi? Biz bunları dinlemek istiyoruz. Hem yeni araştırma yapacak olanları, hem bu konu üzerinde düşünen insanlara bir yeni şeyler düşündürsün, onları bilgilendirsin istiyoruz ve aynı zamanda çalışmanızın gerçekten geniş kitlelere de ulaşması için de en azından bir imkan olduğunu düşünüyoruz sosyal medyanın ve dijital ortamın. Bu anlamda kimi zaman metanetli bir konu olduğunu da düşünüyoruz. Yani tasavvuftan bahsetmek, tasavvuf hakkında konuşmak insanları diğer alanlara göre kısmen biraz daha dikkatli olmaya itiyor gibi düşünceye karşı neler söylersiniz? Aslında hocam hani şöyle düşünmüştüm. Ben biraz daha tasavvufun her şeye geniş bakması, müsamahkar bir yapı arz etmesi ve hoşgörü yüz savunmasından ötürü aslında çok da tehlikeli bulmuyorum. Biraz daha geniş perspektiften konulara bakmak gerekir diye düşünüyorum. Tasavvuf çünkü baktığımızda çalışmamda da gördüğümüz üzere geleneksel Türk dinindeki bazı inanışlar, ritüeller ile İslam'ı bir nevi birleştirici hale getirmiş ve içinde kendi potasında erittiğini görüyoruz İslam'ın bazı şeyleriyle. Ve aslında tasavvuf burada birleştirici bir güç. Yok sayıcı veya hani yargılayıcı değil, halkı birleştirici bir yönü olduğunu da ben düşünüyorum. Tabii ki hani bir takım kişiler tarafından eleştirilse de böyle yani daha çok ben onun hani müsamahkar yönünden ve Türklerin İslamlaşma sürecine yaptığı katkıdan da yola çıkarak böyle düşünüyorum. Çok tehlikeli de bulmuyorum ondan dolayı. Bu çok net bir açıklama aslında. Yani meramını anlatmak açısından tasavvufun neden bir ihtiyaç, en azından tırnak içinde bunu düşünenler için neden bir ihtiyaç olduğunu, doğal bir şey olduğunu da aslında çok güzel ifade eden düşünceler. Çünkü tırnak içinde belki birleştiricilik çok önemli. Yani müsamahkar olması, ulaşılabilir olması ve insanın özündeki iyiyi kavrama noktasında iyi gereçlere sahip olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Ben de çünkü kitabınızda buradan belki giriş yapacağız. Siz bir defa geleneksel dediğimiz özellikle Anadolu topraklarında ve Türk dini olarak bizim daha çok kavramlaştırdığımız bir kavramın halk kültüründeki karşılığının tasavvufla olan ilişkisine biraz değinmeye çalışıyorsunuz. Yani bu ikisini birleştirmek, geleneksel Türk diniyle tasavvufu birleştirme düşüncesi nasıl oluştu acaba? Yani bunu kavramlaştırmak, bir çerçeve oturtmak zor mu oldu yoksa
En azından kolay bir şeymiş de bizim haberimiz mi yokmuş diyeyim o zaman. Aslında hocam gerçekten de ben bu çalışmaya başladığımda her kitabı okudukça, her etrafımdaki mesela gelenekleri de gözlemledikçe yeni yeni kapılar açıldı, yeni yeni pencereler açıldı. Ve en başta konu zor gibi gelse de kaynaklara ulaştığımda aslında bizim en yakınımızdaki hani bir babaannemizin herhangi bir sözcüğünde bile bunun izlerini gördük. Yani gördüğümü mesela fark etti. Diyelim buna bir örnek verecek olursak ben Gaziantep'te yaşıyorum. Bizde şöyle bir gelenek var. Mesela diyelim ki sen bir komşuna bir yemek verdiğinde mutlaka teyzeler şu sözü söylerler. Geçmişin canına değsin. Baktığımızda bu herhangi bir söz gibi geliyor. Fakat ben Hunların ve Göktürklerde vefat eden kişinin ardından hem yemek dağıtıldığını hem de mezarının etrafına işte etler bırakıldığını görünce hala o sözün bile Gaziantep'te yansıdığını fark ettiğimde bu beni çok sevindiriyordu ve çok ilginç kapılar açıyordu. Aslında o halk inanışları, halk dini dediğimiz şey hala güncel bir şekilde yaşıyor. Biz bu güncellikle geçmişe karşılaştırdığımızda bir nevi kolaylaştı. Ve sağ olsun benim kendi hocam da aslen Kırgızistanlıydı danışman hocam. O da Türk dinini çok iyi bilen birisi. Ve bu çalışmada bana destek olan kız kardeşim tasavvufçuydu. Ve biz yine bu çalışmamızı birlikte yine bir tasavvuf hocamızla birlikte beraber yürüttük. Bu kez de kaynaklara ulaşmam konusunda, yön vermesi konusunda iki yönlü bir bakış açısı oluştu. Başlarda zorlansam da daha sonrasında gelmeye başladı ve ben bile bazen ortaya çıkan şeylere hayretler içerisinde kaldım. Halk inançları aslında o kadar çok kendi içimizde ki biz yani fark edemiyoruz. İçimize işlemiş ama onun aslına inemiyoruz. Onu fark ettim. Evet, çünkü biz yani antropolojik olarak tarif edilir ki kültür sıfır noktasından başlamaz. Yani bu bütün kültürün belki tespit edilmiş 120'den fazla tanımı vardır. Hatta iki antropoloğun yaptığı çalışmada bir eserde 124 tanımının yapıldığından bahsedilir. Bu şu demek oluyor, yani kültürü biz bir yere hapsedemiyoruz. O akıp gidiyor, kendine bir yol buluyor. Göçler, savaşlar, bütün o toplumsal, siyasal o süreçte bir şekilde bir şey kaybolmadan aslında dönüşüp başka bir yerde kendisine yeniden hayat buluyor aslında. Yani kültür bu yüzden en azından benim için her şeyin başındaki sözcüktür. Her şeyin başındaki. Yani bütün her şey işte moda kültüründen yiyecek içeceğe, savaş kültüründen dini kültüre kadar her şeyi bununla tarif edebiliyorsunuz. Yani bunu hayatınızdan çıkaramıyorsunuz. O zaman demek ki biz bulunduğumuz yerde insanlığın ortak bütün kadim düşüncelerini diyeyim, inanç belki biraz abartılı olabilir burada ama bir şekilde kendisine imkan bulup ortaya çıktığı bir yerde yaşıyoruz, Anadolu'da. Dinlerin, inançların ve insanlığın ayak bastığı, en çok ayak bastığı yerlerden birisi. Belki buradan bu anlamda devam ettiğimizde bir defa siz bazı kavramlara özellikle odaklanıyorsunuz. Yani geleneksel Türk dininin temel motifleri nedir bunlar? İşte şaman gibi veya kam dediğimiz. Ondan sonra bir anlamda biraz aşkın bir varlığa vurgu yapması itibariyle gök tanrı kavramı gibi. Ondan sonra çeşitli kültler var, iyeler gibi. Bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz çeşitli insanüstü koruyucu, belki de ruhlar aleminin hakim olduğu işte ormanlar gibi, dağlar gibi, işte mağaralar gibi falan. Özellikle bu kavramların yüce aşkın bir varlığa vurgu yapmasını ama bir tapınım objesi olmadığını da kitabınızdan hareketle genelde de öyledir. Bir saygı gösterme anlamında belirgin olduğunu, bunu İslamiyet'le bağdaştığını ifade ediyorsunuz. Örnekleriniz özellikle burada. O zaman ortaya bu halk inançlarının İslamileşmesi mi diyebileceğiz? Ya da
tasavvufun yaklaşımı bu inançlara bizim yaklaşımımızla eşdeğer mi? Belki buradan bu Şamlar, Kamlar, efendim İyeler ve Kürtlerle tasavvuf ilişkisini belki buradan bize biraz açmak isterseniz diye böyle biraz uzatmış oldum. Evet hocam. Bilhassa şamanın geçirdiği süreçle tasavvufta o yola baş koymuş salik ya da müridin geçirdiği süreç birbirine çok benzerlik arz ediyor. İki kesimde de inzivaya çekilmek ve riyazet yapmak, yine bir şaman mesela mutlaka büyük bir şamanın yanında eğitime tabi tutuluyor ve değişik haller gösteriyor. Toplumdan bir nevi tecrit şekilde yaşıyor. Aynı şekilde tasavvufta da belli bir mertebeye erebilmek için, veli olabilmek için veya erenlerden sayılabilmek için mutlaka bir inziva hayatı gerekiyor. Mutlaka bir çile hayatı gerekiyor. Ve iki kesim de eski Türk dinine baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Mutlaka geleneksel Türk dininde eski Türkler şamana çok büyük bir önem veriyorlar ve onun yaptığı ritüelin mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorlar. Onda bir gizem ve güç olduğunu kabul ediyorlar. Ve İslamiyet'ten sonra ise bunun veli kültüne yani bir nevi dönüştüğünü görüyoruz. Aynı şekilde Anadolu'nun neresine gidersek gideyiz mutlaka bir eren, bir evliyaya ait mezara rastlarız, bir türbeye rastlarız ve onun etrafında dualar eden insanlara rastlarız. Nasıl ki şaman ve kan eski dönemlerde önemli bir unsur iken şu an İslami dönemde ise erenler, atalar dediğimiz veya işte babalar dediğimiz zatlar ön plana çıkıyor ve bu iki kesimi ben bu noktada da birbirine çok benzer buldum. Ve kültlere de baktığımızda kültler de bir nevi bu veli ve eren kültünün sanki altında çerçevelenmiş gibi. Mesela bir velinin mezarının yanındaki su, onun suyunun bile insanlar şifalı olacağına inanıyor. Hastaları oraya getiriyorlar veya oradaki bir taşa bile ellerini sürdüklerinde dertlerinin gideceğine inanıyorlar. Bir nevi hem su kültü hem taş kültünün orada birleştiğini görüyoruz. Bunun için kültler aslında farkında değiliz belki ama hayatın her yanını sarmış durumdalar. Biz bunu farkında olmadan bile yapıyoruz. Mesela asker uğurlarken ya da bir yere birini uğurladığınızda her zaman Anadolu'da bir gelenek vardır. Hemen ardından bir su dökülür. Veya işte hasta birini, rahatsızlık olan birini mutlaka bir velinin mezarının etrafına götürülür, orada bir dua ettirilir, oranın suyundan içirilir ve oranın suyunun şifalı olduğuna inanılır. Kısacası kültler aslında bizim hayatımızın her yanında var ve biz ne kadar bu kültürel öğeleri ve bu kültürden gelen şeyleri reddetmeye veya savaşmaya çalışsak bile o mutlaka yine kendisinde bir yol bulup halkın inanışı arasında yer ediyor. Evet. Onun için ben dini birbirinden kopmuş bir şekilde görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Burada tabii önemli şeyler var. Yani birincisi insanların alışkanlıkları var. Beslendikleri kaynaklar var. Yani biz bütün insanları tabii modern anlamda düşündüğümüzde bir takım kaynaklarımız var bizim. Yani başımız sıkıştığında o açıp baktığımız kutsal kitaplarımız, kanun kitaplarımız, işte fen kitaplarımız, fizik kitaplarımız. Yani belli kanunlar var ve din de aslında bu kanunlardan bazıları, en azından dinin temel sabiteleri. Yani hırsızlığın ne olduğunu, işte bir takım hak hukuk meselelerini değil mi? İşte fıkıhta açıp bakıyorsunuz karşılığı nedir falan. Şimdi biz bu öğeler bize gelene kadar aslında bizim bugünkü yaşamış olduğumuz bu kurumsal yapıdan çok fazla bahsedemediğimiz zamanlardaki insanların yaşamlarını aslında kolaylaştırmış değil mi? Göçerler gibi, savaş toplumları gibi, işte tufanlarla ya da su baskınlarıyla, çeşitli doğa olaylarıyla hemhal olan, onların girdabına giren tabiri caizse
çemberinden çıkan ve bunu çeşitli olaylara bağlayan insanların yaşadıkları çeşitli kadim dönemler vardı. Biz buradan bakınca sanki böyle devlet teşekkülü, işte kurumları belli olan, sistemleri belli olan, iş bölümünün belli olduğu rasyonel düşünülen sanki zamanlar varmış gibi düşünüyoruz aslında. Bütün bu bahsettiğiniz aslında bu benzerlikleri bir gün taşıyan şey, bu geçmişteki insanların sözlü kültürlerinin, hafızalarının aslında bir yansıması. Tam da dönüşümün belli bir dini anlayışla karşılaştığında benzerlik bulduğunda kabul edildiği bir döneme denk geliyor. Yani oradaki o veli kültünün, dini boyutu ağır olan veli kültünün geçmişte şifa kaynağı olan bir şamanın ya da benzer işte bir kahramanın, bir ordu mensubunun ya da bir yöneticinin mezarıyla eşdeğer görülmesi gibi. Burada sanki bir faydacı tutum var değil mi? Belki buradan biraz ilerleyebiliriz. Yani insanlar dinde de faydalarına olan şeyleri devam ettirmişler. Belki şamanın yaşam tarzıyla bir işte sufinin yaşam tarzı dini açıdan karşılaştırılamayabilir ama ruh hali açısından aslında Evet. bir mistik parçalanma evresi denilir. Bunu böyle ifade eder Sedat Beyiz örnek. O iç parçalanma enerjiyi dışarıya çıkarabilecek ister Allah aşkı ya da manevi aşk olsun isterseniz de doğada bunu haykırabildiği bir alan bulabilsin bir şamanın. Netice itibariyle aslında aynı süreçten geçerek olgunlaşıyor. Dolayısıyla burada bir faydacılık var. Sanki insanlar hem tasavvufun hem de o halk inançlarının faydasını birleştirmişler gibi geliyor, değil mi? Yani burada bu konuda ne düşünüyorsunuz? Din de burada bir fayda sağlıyor gibi. Zaten hocam baktığımızda Türklerin eski inançları içerisinde mistik öğelerin olduğunu görüyoruz. Ve insanlar ister istemez herhangi bir sorunla karşılaştığında yani bir şifa bulmak istediklerinde mutlaka ilk yaptıkları iş yani bir duaya başvurmaktır. Ve bu da demek ki halkın gözünde hem o veliler, erenler, eski Türklerde de şamanlar bir aracı olmuşlar. Hani bir nevi sanki Tanrı'ya yalvarırken bir nevi kendilerine bir hani aracı gibi onları kılıyorlar. Çünkü o insanların farklı olması ve aşkın bir süreçten geçmeleri, manevi haletler gösterebilmeleri, hani kerametvari şeyler gerçekleştirebilmeleri, onları diğer insanlardan farklı kıldığı için insanlar herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında bir nevi kolaya kaçarak onlara başvurmuşlardır. Böyle düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani burada müthiş bir duyarlılık var aslında. Peki hocam bu biraz kültlerden gittik. Yani özellikle ağaç kültü, su kültü, demir ateş kültü gibi. Yani tasavvuf bunlara yaklaşırken dini hassasiyet ne kadar gözetiliyor? Yani bunlarda çünkü tasavvufta da örnekleriyle veriyorsunuz. Özellikle inziva yerleri, ondan sonra saygı duyulan mekanlar gibi. Burada dini boyutu ne kadar önemsiyor tasavvuf? Yani halk bilimsel tarafı mı çok ağır basıyor yoksa dini boyutu mu daha çok görünür oluyor? En azından uygulamalar için söyleyelim. Çünkü tasavvuf yaşayan bir şey. Aslında halkın içerisinde onun dinsel olduğu düşünülüyor. Bir halk inanışı olduğu, eskiden neye dayanıldığı tam olarak bilinmiyor. Mesela Gaziantep'te de yine bu tarz uygulamalar var. Bir kadın doğum yaptığında hani bir şeylerden korunması için hani belki o al karısını çok bilmiyorlar ama mutlaka başına yani bir kırmızı bir kurdele bağlıyorlar. Asla yalnız bırakılmıyor ve yine 40 gün çok önemli. Ve 40 gün de yine karşımıza çıkıyor. Asla onun yalnız bırakılmaması gerektiği düşünülüyor. Halk bunları yerine getirirken aslında her şeyi bu bir halk inanışıdır ya da bizim gibi ya da dinler tarihçileri gibi bu şekilde bakmıyor. Onu bir dini bir kural gibi yerine getiriyor. Mesela bir ölüsünün mutlaka 40'ından
40. günü yemek dağıtılır ya da bir Yasin okutulur. Onunla dini bir nevi birleştiriyor. Ve bunu herhangi birine sorduğunda bunu çok sevap bir iş gibi yapar. Yani bunu çevremizde de görürüz. Bir kimse vefat ettiğinde mutlaka onun ardından 7. günü, 40. günü yemekler pişirilir ve dağıtılır ve Kur'an-ı Kerim okutulur ve bu bir sevapmış gibi aynı şekilde devam eder. Bunun herhangi eskiden kalma belki eski Türklerde olduğunu bile farkına varılmayabilir. Onun için ben daha çok halkın gözünde yine bu tasavvufu uygulamaların ve inanışların tam olarak dinsel şekilde gözüktüğünü düşünüyorum. Evet, çok aslında çok net bir açıklama. Yani halk bilimsel boyutu bir anlamda kavram olarak önemli yitiriyor. Yapıldığında insana fayda sağlayan, Tabii. yapılmadığında da dinen bir takım kötü felaketlerle karşılaşacağına inanma. Yani işte alk arası gibi doğumdan sonra anneye musallat olacağına inanılan kötü cin ve benzeri varlıklardan korunmak için. Örneğin işte babanın lohusa yatağında yatması gibi, annenin elbiselerini giyip o şeyi karşılaması, yani çocuğa ve anneye musallat olacak kötü varlığı göğüsleyerek o doğum ve benzeri bütün o halüsinasyon ve benzeri o sıvı kaybının neden olduğu annenin o hastalık durumuna karşı kendisinin de bir şey yapması gerektiği. Dolayısıyla oradan dini vecibelerini yerine getirip o kötü olan varlığa karşı kendisini orada siper eder ve şeyi bekler, geceyi orada geçirir, lohusa yatağında geçirir. Aslında bu iyi olan, yani belki de bizim bugün tırnak içinde şeytan dediğimiz ya da kötü varlıklar, demonlara karşı iyiliği temsil etmek için yapılan uygulama. Bunun gibi aslında çok uygulama. Bu çok güzel bir açıklamaydı. Yani halk bilimsel tarafından ziyade aslında bunun dini bir yönü var. Yani dinden bunu biliyor, dini bir uygulama olarak biliyor. Bu çok güzel bir açıklama. Bunun farkında olmadan aslında dini yaşadığını düşünüyor. Bu benim de çok hoşuma giden, çok açıklayıcı olan bir ifadeydi. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Fazla teşekkür ederim. Alevi Bektaşi uygulamalarla ilgili örnekler var çalışmada. Bugün halk inançlarını deyişler içinde çok fazla tasavvuf ehlinin söyleyebildiği çok fazla mistik, deruni ifadelerin biz Alevi Bektaşi sözlü kültüründe devam ettiğini görüyoruz. Bu duruma yaklaşımı, yani bu duruma şeyleriniz nelerdi, yaklaşımınız nasıl? Bu daha mı canlı orada? Yani bizim tasavvufumuz bugün daha kitabi, değil mi? Daha Evet hocam. kurallara, Evet, tarikat evet hocam. ehlinin bilmesi gereken kurallar, öyle çok boşlanacak, halk bilimine çok feda edilecek şeyler değil. Sıkı bir terbiye gerektiren, değil mi? Müritle şeyhi arasındaki ilişki tam bir kurallar silsilesi içinde, adab-ı muaşeret gereği de bir riyazetin de neden olduğu bir katı terbiyeyi gerektiriyor. Ama bir yandan da doğaya aşık, doğaya haykıran bir Alevi Bektaşi geleneği var, değil mi? Bu gelenekte Evet. de pek çok tasavvufi öğe var. Bu yani Sünni bakış açısıyla belki o tasavvufu ben ilk örnek verdim, ama bir de Alevi Bektaşi geleneğiyle de yaşatılan bir tasavvuf var, değil mi? Bu konuda neler anlatırsınız bize? Aslında Alevi ve Bektaşilerin sözlü geleneği daha çok yaşatmaları ve göçebe bir kültürden gelmeleri belki o kitabi İslami yönden ziyade geleneklere tutunmalarını sağlamıştır. Çünkü Türkler Müslüman olurken bilhassa Ahmet Yesevi gibi böyle başlıca mutasavvıflardan etkilenerek bu yola baş koymuşlardır. Ve birçok mutasavvıf da gönüllü bir şekilde göçebe halkı Müslüman yapmak adına onlara tebliğ faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Ve mutasavvıfların da genel bakış açısı
geniş ve müsamahkar olduğundan ötürü birçok insanın gönüllü bir şekilde İslam'a girmelerini sağlıyorlar. Ve bundan ötürü de Alevilik ve Bektaşilik o tasavvufi sözlü geleneği daha fazla yaşatıyor. Ve o kültleri, o doğa kültlerini, hepsini daha fazla kendisinde barındırıyor. Dediğimiz gibi halk bilimi biraz daha sözlü bir geleneğe dayandığı için bunu bu şekilde yaşatıyorlar ve günümüze kadar devam ettiriyorlar. Evet. Bu da Yani tasavvufun daha çok geniş yaşanılması değil mi? perspektiften. Yani doğal bir ortamda yaşanılması iyi bir imkan sağlıyor sanki. Yani o şehrin kaosundan, şehrin keşmekeşinden uzak durmak da biliyorsunuz onlar da hep inziva ve böyle kırsal yerlerde bunları daha çok ocaklaştırarak, dergahlaştırarak diyelim. Yaşatma imkanı bulmuşlar. Herhalde bunda epey bir etkisi var diye düşünüyorum. Evet hocam, çünkü coğrafya ister istemez insanların hem dini eğitimlerine hem de bakış açılarına çok fazla etki ediyor. İster istemez Osmanlı'nın şehirlerinde daha çok Sünni İslam etkisi, daha Kitabi İslam etkisini görüyoruz. Ama göçebe halklar belki bu klasik İslam bilginlerinden daha uzak bir şekilde, hani bu erenlerden, gönül dostlarından İslamiyet'i görebiliyorlar ve başlıca tasavvufçuların hoşgörülü olması, onları içine kabul etmesi ve onları olduğu gibi kabul etmesinden dolayı belki de bu Bektaşi geleneği günümüze kadar ulaşabiliyor. Katı bir tutum takınılsa de bu gelenek oluşmazdı günümüzde. Peki İslamiyet'i kabulde de yani bu şeyin olduğunu görüyoruz. Bu anlayış, hoşgörü dediğimiz şey özellikle bu Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi tasavvufun çok etkisinin olmasıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle öncü isimlerin yani hem Alevi Bektaşi özelliği olan hem İslami özelliği olan kişilerin çok fazla anılması, onların tabiri caizse bunun bayraktarlığını ya da öncülüğünü, uç beyliğini yapmaları bir anda o hak inançlarıyla yani kırsalda yaşayan insanlarla onların dini yaşantısını şekillendirecek bilgileri onlara aktaracak dergahları tam merkez hale getiriyor. Yani hem bilgiyi alıp yaşantıya uygulayacak tasavvufi, dini bilgiyi alıp aslında tasavvufla onların günlük yaşamını şekillendirecek bir imkan sağlıyor. Bu da ciddi anlamda tasavvufu çok merkezi hale getiriyor. Ve insanlar da günlük yaşamlarını devam ettirdiklerine göre bundan vazgeçmek, hayatlarından vazgeçmek çok kolay bir şey değil. Yani insanlar kültürlerini terk etmezler. Ne yapabilirler? Bunu olan, yeni olan şeyle iyi taraflarını entegre ederek devam ettirirler. Burada da yine pek çok örnek veriyorsunuz. Mesela özellikle sayılar var, destanlar var. Bunlar hakkında bize de biraz böyle bir ilgi çekici örnekler var. Çünkü özellikle bizi izleyecek izleyicilerimiz, seyircilerimiz varsa onlara böyle buradan belki bazı örnekler vermek istersiniz hocam. Hızır kültü gibi. İlginç örneklerden biri mesela Hızır kültü gibi. Baktığımızda eski Türklerin destanlarında, Manas destanına bakabiliyoruz ve diğer destanlarda da görebiliyoruz ki kahraman, bir baş kahraman figürü her zaman var ve bu baş kahramanın başı sıkıştığında, dara düştüğünde ve zora düştüğünde mutlaka aksakallı bir dede ortaya çıkıyor. Aksakallı bir ata dede ve onlara yardım ediyor. Manevi bir şekilde onları o sıkıntıdan kurtarıyor. Ve özellikle de bir savaş durumunda, bir harp durumunda da o kahramana yardım eden 40 tane askerin birden belirdiğini görüyoruz. Hep bu sayılar bu konuda çok önemli. Ve bakıyoruz ki yine tasavvufta 40 sayısı, 40 erenler karşımıza çıkıyor ve Hızır kültü. Ve daha sonra
İslami dönemde ise insanlar hala bu uygulamayı sürdürüyor. Hıdrellez gününde Hazreti Hızır'dan yardım istiyorlar veya onun adına belirli dilekler yazıyorlar ve Hızır gibi yetişti tabiri bile bizim dilimize geçiyor. Burada o eski destanlarda yer alan atalar kültünün bir nevi veli kültüne ve Hızır kültüne dönüştüğünü görebiliyoruz. Ve o kahramanlar masallarda ne zaman dara düşse veya bir isim koyma töreninde birden böyle aksakallı bir dede gibi beliriyor ve o kahramanın oğluna ismini verdikten sonra ortadan kayboluyor. Daha sonra İslami dönemde bu masalların veya destanların farklı versiyonlarında o aksakallı dede Hızır ismiyle anılıyor. Artık aksakallı dede bir nevi gidiyor ve Hızır yerine geçiyor. Aslında insanların burada kültürel ögelerini ve düşüncelerini değiştirmediklerini fark ediyoruz. Sadece farklı bir isim altında yine aynı inancı, aynı inanışı devam ettiriyorlar. Bir de şeyler var. Yani onlara o yakın olan, onları besleyen, düşünce dünyalarını şekillendiren, belki de dini olanı öğreten ciddi anlamda tarikatlar var. Bu tarikatların da çeşitli tasavvuf ehli, iyi tasavvuf ehli olan, keramet sahibi olduğunu düşünülen, dindar özellikleri herkes tarafından kabul edilen, yani doğrulukları, topluma yön vermeleri, toplum üzerinde kurucu irade olarak toplumsal düzenin devam ettirilmesinde işte etkisi olan şahsiyetler, bunlar zamanla o keramet gösteren varlıklar, veli, dede kültüne vefat ettikten sonra da birer türbe ziyaretine ve benzeri işte belli zamanlarda hastalıklar geçirmede, işte savaş öncesi ya da evlilik ya da çocuk sahibi olma, çeşitli böyle ihtiyaç duyulduğunda birer başvurulan merkezlere dönüştürülüyorlar. Yani daha İslami karakterler kazanmaya başlıyorlar. O dede kültü ya da veli kültü, baba kültü, gerçekten insanların buna bir ihtiyaç duyduklarını biz görüyoruz. Yani dışarıdan bakıldığında sanki bunlardan bir şey isteyen bir kitle gibi gözüküyor ama insan zihni kendisinin yeterli olmadığı durumlarda kimi aracıları kaçınılmaz olarak psikolojik olarak kabul eder. Bu aslında çok yanlış bir şey değil. Yani psikoloji ilmi açısından da yanlış bir şey değil. Çünkü kimi yerlerde kendisini manevi olarak yetemeyeceğini düşünür. Aslında oraya ziyaret ederek onun manevi şahsiyetini bir anlamda ona saygı duyarak işte Yaradan'dan ister. Ama kendisinin yeterli olmadığını düşünerek falancanın işte yüzüsü hürmetine ya da onun aracılığıyla. Aslında bu çok alçak gönüllülük açısından da önemli diye düşünüyorum. Yani insanlar hadlerini biliyorlar. Ben çok bir şey değilim. Ben aciz bir insanım ama burada Evet. yatan bu velinin yüzü suyu hürmetine, değil miyim? Böyle bir şey de var. Yani burada çok çok ince bir dokunuş var aslında. İnsanlar bence günümüzde de sanki bunu kaçırıyorlar hocam. Yani gidiyorlar işte böyle şuursuz kitle gidip bir yerden bir şeyler istiyor gibi değerlendirenler oluyor. Ben şahsen bir halk bilimci gözüyle baktığımda, bir antropolojik olarak baktığımda bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Evet, bazen sınırlar zorlandığı durumlar oluyor ama burada çok dikkat edilirse bir tevazu var aslında, haddini bilme var. Belki bunu çok popüler yerler için söylemiyorum. İnsanların canhıraş birbirini ezdiği yerler için söylemiyorum ama özellikle sakin, kırsal yerlerde bambaşka duygularla buralar ziyaret edilir. İnsanlar acizliklerini göstermek için oraya giderler diye düşünüyorum. Haklısınız hocam. Hatta aynı sizin düşünceniz gibi bir gün bir din sosyolojisi hocamız vardı. O da bunu söyledi. Çünkü halk inanışlarından bir kısmı ilahiyat fakültelerinde her zaman tartışılan bir şeydir. İşte bunu yapmak caiz midir, değil midir, doğru mudur, yanlış mıdır? Bir gün hocamız dedi ki bize,
bu olaya biraz da sosyolojik yönden bakın dedi. Mesela benim bir karşı komşum var dedi. Hani normalde belki hani 5 vakit namazını kılmaz, çok böyle hani bütün ibadetlerini işte dakikası dakikasını yerine getiren biri değildir dedi. Daha seküler bir yaşamı tercih ediyor dedi. Fakat dedi Urfa'ya gittiğinde orada Balıklıgöl'de belirli duaları yapıyor, belirli ritüelleri belki yerine getiriyor. Bu dedi aslında kapsayıcı bir şey dedi. Biz bu halk inanışlarını yok ettiğimizde acaba seküler insanın dedi elinde geriye ne kalacak? İnanca dair, inanışa dair veya o öyle yani artık bu ruhsal olan, manevi olan elimizde ne kalıyor dedi ve güzel bir bakış açısı sundu. Gerçekten de orada bir aslında haddini bilme ve tevazu var ve her kesimden insana açık olma gibi de bir özelliği de var. Şu gün Ankara'ya gittiğimizde mesela bir Hacı Bektaş Veli'nin o tarafın Hacı Bayram Veli'nin etrafına o taraflara gittiğimizde bakıyorsunuz ki her kesimden insanlar dilekleri ve duaları için aziyetini bilip kendince kendi dili döndüğünce istekleri için Allah'a aslında yalvarıyorlar ve dua ediyorlar. Buna biraz da bu gözden bakmak gerekiyor. Her insanın Evet. çünkü içerisinde mutlaka ne kadar modern dönemde de yaşasak bir inanca sarılma, bir şeye yönelme illaki var ve bu yok edilemeyen bir duygu. Evet, kesinlikle. Yani buradaki temel şey aslında kültürel olanın bir defa kaybolmadı. Yani insanların kendilerinin manevi açıdan bir parçası oldukları düşündükleri şeyleri biz bazen dini kıstaslara uyguladığımızda bunlara olumsuz yaklaşabiliyoruz. Çünkü belli dini kurallar var uymanız gereken ve orada flu bir alan yoktur yani. Bir şey nettir, kesindir ve uyulması gerekir. Dolayısıyla buna ben şöyle de bakıyorum. Salt teolojik bakış tümüyle uygulanması çok zor bir durumdur. Yani salt şeriattan oluşan ve sınırları belli olan bir takım şeylere insanın yaşantısına ket vuran ve uyulmaması konusunda çok güçlü telkinlerde bulunan dini toplumların, hükümlerin sürdüğü toplumlarda çok ciddi kaosların ortaya çıktığını görüyor. Çünkü insanlar alışkanlıklarını kaybettiklerinde aslında tabiri caizse saatin zemberleğinin durmuş olduğunu yani birer ruhsuz varlıklara döndüklerini görüyor. Çünkü insanların bir karganın ötüşünden misafirin gelip gelmeyeceğini ya da kötü bir haberi alıp almayacaklarını binlerce yıllık tecrübelerinden sonra edinmiş oldukları bir bilgidir aslında. Dolayısıyla burada bir takım şeylerden hani bir şeyler beklemek yani modern anlamda işte keramet beklemek gibi şahıslardan bu geçmişte şahıslardan bağımsız olarak doğanın tümünde vardı aslında. Yani bütün her şeyin canlı olduğuna onların ruhu olduğuna inanırdı insanlar animistik dönemlerde. Bizim de çocukluğumuzda babaannemiz yaş bir dalı ateşe atmamamız gerektiğini söylerdi. Neden? Çünkü o bir can taşıyor derdi. Bu çok ince bir dokunuş. Yani kuru dal sadece yakılırdı, yaş bir dal ateşe atılmazdı. Bunun bir takım kötü sonuçları olduğuna inanırdı insanlar. Bunu geçmişte koruyabilmek için dini alanı kullanmak zorunda kalıyorlar. Çünkü insanlar o kurallara hiçbir şekilde din dışında bir yaptırımının olmadığını biliyorlar. Yani korunması gereken şeyi ancak dini alanla koruyor. Örneğin işte türbenin olduğu yerde ağaçların kesilmemesi gibi. Oranın şekilli olması Eryada'nın dediği gibi aslında kutsala dönüşüyor orası. Diğerlerinden ayrılıyor. Daha nitelikli hale geliyor. Siz istediğiniz yerde ağaçları kesebilirsiniz ama bir türbenin etrafındaki ağacı kesemezsin çünkü o size ait değil. O bir veliye ya da oradaki şehide kimse artık ona aittir. Oradan götüreceğiniz bir dal sizin evinizin, ocağınızın yıkılması, felaketlerin gelmesi anlamına gelir. Özellikle Anadolu'da türbelerin, şehitliklerin olduğu yerlerde bir kuru dal dahi alınmaz. İnsanlar başlarına felaket geleceğine inanırlar. Yani bu hep tasavvufu bazen çok kitabı düşünmemek lazım. Yani insanların ince düşünmesi,
mistik düşünmesi, mistik olanı taşıması da aslında tasavvufi bir şey. Çünkü bu bütün dünyada var. Yani Hint toplumundan tutun da Yahudi kabalacılığına, Gnostik ya da işte Batini ya da diyelim ki çeşitli kült bilgilerin, sırlı bilgilerin olduğu Orta Doğu coğrafyasından bütün mitolojik toplumlara, antropolojik topluluklar dediğimiz geleneksel topluluklara, onların mitolojilerinde bile bu var. Dolayısıyla bazen tasavvuf deyince izleyenler salt bir rahle-i tedrisata uygun kurallar içinde yaşayan toplulukla değil, aslında ince düşünen bütün toplulukları da buna katarak hareket anlamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Evet hocam. Zaten biz yine bu kitabımızda da baya ben örnekler verdim deyişlerden, yine o tasavvufi şiirlerden, özellikle bizim en önemli değerlerimizden olan Yunus Emre Mevlana'nın sözlerinde biz o insan sevgisini, o belki o doğaya olan o sevgiyi o kadar görüyoruz ki belki bunlar yaşatılsaydı şu an hani siz de bahsettiğiniz gibi bir yaş dalı bile atmamak, hani bir yaş dalı bile oradan koparmamak. Şu an belki güncel duruma baktığımızda bu çevresel sorunları bile yaşamazdık. Ya insan çünkü kuru kuruya salt bir şekilde artık o suya değer vermeme, şu an ya da işte suyu hor kullanma, önemseme. Ağaçları kesme baktığımızda gözüyle bakıyor. Eskide kaldı, geride kaldı ya da işte batıl hurafe gibi. Ama onların o doğaya bakış açısı bence şu an bizim bakış açımızdan çok çok daha güzel. Kendini o tabiattan ayrıştırmıyor, onun bir parçası olarak görüyor. Ama biz şu an ayrıştırıyoruz ve bu da aslında bize ve geleceğimize de zarar veren bir şey. Evet, kesinlikle. Yani akan suyun kirletilmemesi, su kaynağının kirletilmemesi, felaket getireceğine inanılması, yerden çıkan her suyun bir yere ait olduğunu düşünülmesi, diyelim ki bir velinin ayak izinden çıktığına inanılması, işte şifalı sular denilir bunlara biliyorsunuz. Ve insanlar oralara piknik yapma giderler ve oranın kirletilmesi durumunda suyun küseceğine inanırlar. Bir de orada çıkmayacağına inanırlar. Ve bu düşünce binlerce yıl insanları bu düşünceleri yani buraları bu düşünceyle korumalarını sağlamış. Genellikle buralarda tekkeler bulunur. İnziva yerleri bulunur. Biraz veli hatta derviş, deli dediğimiz Allah dostu dediğimiz insanların yaşadıkları yerler de yine genellikle bu yerlerde olur ve orada bir doğayla iç içe yani bir koruma güdüsü gelişir. Bu gerçekten çok ince bir düşünce. Çok güzel bir düşünce gerçekten. Evet, İnci Zehra Hocam gerçekten kitabınız hem halk bilimcilere yani etnografya etnolojiyle ilgilenenlere hem din antropolojisiyle ilgilenenlere, din ve dinin kültürel boyutlarıyla ilgilenenlere hem aynı zamanda tasavvufçulara, temel İslam bilimcilerine, işte ilahiyatçılara, teolojiyle ilgilenenlere olmak üzere hem genel kültür edinmek isteyenlere, dolayısıyla her kesimden insana ciddi anlamda hitap ediyor. Ben böyle düşünüyorum. Ben çalışmanızın hayırlı olmasını diliyorum. Çok güzel Sağ bir olun. Çok okuma teşekkür oldu. ederim. Delta Yayıncılık çok güzel bir çalışmayla bunu okuyucuyla buluşturdu. İçinde çok güzel deyişler, şiirler, çok güzel anekdotlar var. Biz çok fazla içe girip bir seminer şeklinde bunu okuyucuya sunmak istemiyoruz akademik boyutu ama daha çok biz hikayesini dinlemek istiyoruz aslında. Dediğiniz gibi Yunus'tan İbn-i Arabi'ye, Mevlana'dan efendim diğer Alevi Bektaşi dedelerine, önemli şahsiyetlere kadar pek çok kişinin burada çok güzel ifadeleri var. Ben güzel sohbetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Nice çalışmalar diliyorum akademik hayatınızda, Sağ kariyerinizde. Bunun çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma çok bilgilendim.
katılımınız için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Asıl ben teşekkür ederim hocam. Bu güzel fırsatı bana sunduğunuz için, böyle bir yayına beni davet ettiğiniz için gerçekten çok güzeldi benim için de. Hem kitabın yayınlanma sürecindeki olan destekleriniz, fikirleriniz çok çok beğenildi. Yine etrafımda da çok çok beğenildi. Ben asıl teşekkür etmek isterim. Çok sağ olun. Katkı verdiysek ne mutlu bize. Değerli izleyiciler, yazar ve eseri programımızın bir sonraki bölümünde yeni bir yazar arkadaşımızla yine yeni bir hikayenin, bir çalışmanın hikayesini dinlemeye çalışacağız. O zamana kadar sağlıcakla kalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için.